Şöyle sayacağım şimdi. Laura, sayalım. Kızeme, tabii. Let's rock sezonu demiş. Evet. Ben de söyleyemedim. Hadi öyle olsun. Rock sezonu başladı diyoruz. Başladı. Rock'n'roll o zaman. Rock'n'roll'uz. Giyindik geldik. Yeni bakalım sezon. Yeni sezon. Neler yapacağız? Vallahi şu anlık biraz tiyatro üzerine gidiyoruz. Etimesgut'ta bir kent festivali düzenleniyor. Biz de 22'si orada premierimizi yapacağız. Batı Ekspres'i Matei Vişnevkin bir oyunu, Fransız bir yazar. Onu koyuyoruz sahneye. Şu an onların provası devam ediyor. Onun provasına çıkıp buraya geldim. Yarın tekrar prova var falan. Şimdi, dolu dolu. Oyuncu bir babanın kızı olmak biraz zordur. En azından ben öyle biliyorum. Belediye başkanı babanın kızı olmak nasıl? Of, zor, o da zor yani, ama diyorlar ki aileyi biz seçerek gelmişiz bu dünyaya, o yüzden bu zorluklarla bir şekilde başa çıkacağız. Neler yani. Neler değişti belediye başkanı olduktan sonra? Herhangi bir değişim oldu mu? Olmadı, hiç olmadı yani, ben babamı göremiyordum, yine göremiyorum. Hani o konuda hiçbir değişim olmadı. Karakteri aynı, her şey aynı yani. Daha yani şöyle diyeyim, bir sinema filminde ya da bir televizyon dizisinde ne kadar sık çalışıyorsa aynı şekilde orada da aynı sıklıkla çalışıyor. Eve iş getiriyor mu? Getiriyor. Ya yani Ankara'daki eve evet, yani eve bir giriyoruz, her yerde bilgisayarlar, dokümanlar, kağıtlar, her yerdeler yani. Çok düşünüyor, çok kuruyor. Peki oyuncu babanın kızı yarın öbür gün belediye başkanının kızı olarak siyasete atılmayı düşünüyor mu? Vallahi mi? Yok. Niye ya? Yani bilmiyorum. Benim de kadınlara böyle, siyaset. Evet, bazen böyle içimden hadi be diyorum. Sonra diyorum ki derin yapma ya. Yani sen bunun eğitimini aldın, burada kal yani. En azından şu anlık ben bir burayı bir oturtayım da hayatımda. Hani siyaset gelecekse sonrasında gelsin. Sosyal yani. Medyayla aramız nasıl? Kötü. Ama düzeltmeye çalışıyorum. Yani o kadar sosyal medyanın içine girebilmiş değilim hala. Hani orada bunu çekeyim, şurada bunu çekeyim, hadi beni de çekin, hala yapamıyorum. Günde kaç saat kullanırsınız? İzlerim. Çok izlerim. Kaç saat? Her boş anımda. Yani İki saati geçer mi? Saati geçmez yüksek ihtimal. Yani gününden gününe eğer bomboş bir günümse of bayağı geçer. O zaman yani. Sizin sigortaya ihtiyacınız yok, işçisi değilsiniz. Yani sadece izleyerek devam ettiriyorum. Kullanma konusunda hala biraz sıkıntılarım var ama daha yeni Instagram'a bir çekim yaptım. Oradan postlar gelecek, onları paylaşacağım. Eleştirileri takip eder misiniz? Kendi üzerimdekileri. Yani. Yo, yani yazarlar, yazıyorlar, hep yazacaklar, vermiyorum. Çünkü hiç yani ne diyebilirim ki? Zaten yazmaya devam edecek, söylemeye devam edecek. Ben de şey, evet, ne güzel, kustun mu kineni? Tamam, müthiş. Hadi devam et şimdi hayatına, ben de edeceğim çünkü yani. İşte Erdal abinin kızı. Peki, zaman zaman böyle garip şeyler de oluyor mu sosyal medyada? Mesela DM kutunuza baktığınızda hiç böyle alev falan görüyor musunuz? Çok. Alev var, evlen benimle var. Artık bakmıyorum. Şimdi evlen benimle'yi duyduktan sonra Avrupa'da çok yeni bir şey popüler olmuş. Kadınlar mı ediyormuş? Onu yapıyorlar artık zaten. Yani şey, sosyal medya diyorum, yapay zeka ile flört. Aa, duydunuz mu hiç? Hiç duymadım. Yani yapay zeka ile flört şu anda Avrupa'da tap noktadaymış. Aa, evet. Benim zamanımda değildi. Yani 4 yıl Fransa'da yaşadım, hiç öyle bir şey duymadım. Düşünür müsünüz? Düşünmem ya. Ben çok eski kafalıyım o konuda. Hani erkek alsın, erkek yürüsün. İşte her iş hani, erkek yapsın. Her iş erkek yapsın değil de yani hani o konuda ne bileyim, öyle hani sosyal medyadan değil de yüz yüze işte. Ama bir tık da tanışabilirsiniz daha. Tanışabilirsiniz. Evet, ama ben bir tık daha hani göreyim, ondan sonra bir tanışayım. Hani o bana daha korkutucu geliyor. Kim olduğunu bilmemek ve hani yapabilitesini düşününce bir insanın çok korkuyorum. Peki efendim, o zaman parti başlasın diyoruz. Rock'n'roll başlasın, evet. Görüşürüz. Hemen detay alsın biraz.